Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Kemikleri sızlıyor kadıncağızın mezarında. Ay ne var canım kemikleri sızlayacak? Cennet. Özür dilerim. Bu işin altında bir bit yeniği olmalı. Perihan yengem kalkıp gelecek değil ya mezarından. Bırakın böyle saçma sapan şeyleri. Aman oğlum konuşma, böyle çarpılırsın vallahi. Canım hiç mi duymadık böyle hikayeler? Olur olur. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Adnan Bey. Nerede Fuat? Odasında. Odasında. Nedense sevgili kızıyla kapandı kaldı oraya. Ben sizi götüreyim beyefendi, buyurun. Teşekkür ederim. Anne, ne zorun var senin Yazgül'üyle? Beyefendi, Adnan Bey geldiler. Hoş geldin Adnan amca. Hoş bulduk. Nasıl, iyi mi? Şimdi sırası. Ay sonra söyle. Nasılsın Fuat? Adnancığım, dostum. Rahatsız olma. Şimdi bana bütün olanları anlat. En başından. Onu gördüm Adnan. Bu defa gerçekten Perihan'ı gördüm. Nerede oldu bu? Bahçede. Hemen evin karşısında. Hala çok genç ve güzeldi. Peşinden koştum ama... Alo? Ah, ne haber Ceyda'cığım? Ne diyorsun lan sen? Ne Ceyda'sın? Mürsel ben. Alo? Aa, bir saniye, kesik kesik geliyor. Aa, bir dakika. Almıyor da. Kızım ifrit etme beni. Para nerede, para? Anlasana, konuşamıyorum işte. Duramadın 2 saniye. Duramam tabii. Eğer bugün götürmezsen parayı Kürşat abi... Ya, biliyoruz biliyoruz, merak etme, para hazır. Yok ya. Canım. Minik kuşum. Aşkım, yavrum benim, sağ ol. Şimdi aşkım oldu değil mi? Biraz önce öyle demiyordun ama. Aa, aşk olsun. Sen her zaman 7 gün 24 saat aşkımsın benim. Ha, ne zaman alıyorum parayı? Bugün veririm ama akşam üzeri. Burada durumlar karışık. Evden şimdi ayrılamam. Aa, olur hayatım. Sen ne zaman uygun olursan. Ben beklerim. Hiç merak etme. Öptüm canım. Yine yırttın oğlum. Merak ediyorum. Acaba bu Perihan olayıyla senin ve aşığının bir ilgisi var mı? Kim bilir? Belki var, belki yok. Bakmasa ne oğlum öyle insanları alacaklı gibi? O evde bir şeyler oluyor ama anlamıyorum. Bize ne canım insanlardan? İlaçlarınız Enis Bey. İstemiyorum. Ama... Hiçbir işe yaramıyorlar. Olur mu oğlum? Bak bu sabah ne güzel dolaşmaya çıkmışsın. Dolaşmaya mı? Evet. Funda söyledi. Sen tekerlekli sandalyeyle 50 metre gidip yüzü koyun kapaklanmaya dolaşmak mı diyorsun? Of. Üzülmeyin. Zamanla bu durumu kabul edecektir. İyi de ne zaman? Belki buradan bir süre ayrılsa, ne bileyim, kendini daha rahat hissedebileceği bir yere gitsek. Düşünmedin mi? Dayının tatil köyüne Akça'ya gidelim diye defalarca söyledim. İstemiyor. Çünkü gitmek için bir nedeni yok. Neden mi? Evet. Bir arkadaş, hoşlandığı biri, ilgisini çeken biri de bizimle gelse. Peki öyle biri var mı? Verdiğim ilaç onu akşama kadar uyutur. Peki sonra? Sonrasını ben de bilmiyorum Yazgül'ü. Büyük bir baskı altında. Ve bu baskı giderek paranoyaya dönüşüyor. Aman Allah'ım. Onu en kısa zaman içinde bulunduğu bu ortamdan uzaklaştırmanız lazım. Nasıl? Evde ona Perihan'ı hatırlatan her şeyi yavaş yavaş ortadan kaldırmanız lazım. Mümkün olduğu kadar evde durmamasını sağlayın. Eski hobilerini canlandırın. Eskiden at binmeye giderdik. Evet. Bu onu biraz rahatlatacaktır. Ama yeterli değil.
Bence babanı al ve uzun bir tatile çık. Tatil fikrine pek sıcak bakacağını sanmıyorum. Belki tüm aile çıkarsınız. Ona da cazip gelebilir. Babanın sağlığını ben de düşünüyorum. Ama basit bir halüsinasyon işte. Adnan amca bir tatile çıkmamızı öneriyor bütün aile. Bu ona çok iyi gelecekmiş. Peki bizim evlilik planlarımız ne olacak? Sonbahara kadar erteleyebiliriz. Bu işi sevmedim. Sinan lütfen. Bunu anlamalısın. Babamın sağlığı için biraz anlayışlı ol. Tamam Yazgül'ü ama evlilik planlarımızı ertelememiz gerekmiyor ki. Ben bu işin bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Ne demek bu? Emin değilim. Yani babam o böyle biri değil. Yani hayaller görecek ve bunlara inanacak biri değil. Sen de mi yengemin geri döndüğüne inanıyorsun? Hayır. Ama keşke dönmüş olsa. Keşke bu mümkün olsa. Onu öyle özledim ki. İşte hepsi burada. 7 milyar. Ulan sen muhteşemsin be. Büyük kadınsın. Alemin en harika yavrususun ha. Bak bu paralarla hemen Kürşat'a olan borcunu ödeyeceksin. Tamam. Kumar oynayıp kaybedersen bir daha para filan alamam ona göre. Sen kıyamazsın yavrum bana. Enişteden ne haber? İşi bitti bitiyor. Çok az kaldı. Delirmenin eşiğinde. Kimse çakmadı değil mi Perihan'ın kılığına girdiğini? Bana baksana sen. Ben de açık verecek göz var mı? Eninde sonunda anlayacaklar ama. Esas o zaman ne yapacağını düşün. Şaka yaptım derim. Enişteden anında sepetler seni. Kolay mı o kadar? Bilmem, anlayacağız şimdi kolay mı zor mu? Gel bakayım şöyle yamacıma doğru ha. Başka bilseniz var mı beyefendi? Yok Cennet, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Biraz daha yeseydin sevgilim, hiçbir şey yemedin. Ya, bu kadar yeterli. Baba, bak aklıma bugün ne geldi. Hani hatırlıyor musun, eskiden at binerdik. Ben hatırlıyorum. İlk defa dayım bindirmişti beni ata. Evet, ben de hatırlıyorum. Düşündüm de belki yarın... Başka bir şey düşünemedin mi? Görüyorsun, baban rahatsız. Yok, benim işim yok. Aslında bana da iyi bir fikir gibi geldi. Tamam, öyleyse yarın kulübe gideriz. Size afiyet olsun. Ben biraz dinlenmek istiyorum. Bence dikkat edin Selma Hanım. Biliyorsunuz sessiz atın tekmesi pek olur diye bir laf var. Doğru. Sessiz atın tekmeyi kime vuracağı belli olmaz. Bakarsınız sizin bile ummadığınız şeyler olabilir. Yazgül'ü, yemeğin üzerine biraz yürüyüş yapalım mı ne dersin? Hem biraz laflarız. Tabii, neden olmasın? Bana neler yapıyorsun Perihan? Nedir tüm bu olanlar? Artık kendimden bile şüpheye düşer oldum. Fuat Bey, buyurun efendim ilaçlarınız. Adnan Bey akşam verirsiniz demişlerdi. Ver bakayım neymiş. Buyurun. Onlar. İçmeyeceğim. Ama Fuat Bey. Bunlar beni uyutmaktan başka bir işe yaramaz. Ben uyumak değil, gerçeği öğrenmek istiyorum. Fuat Bey, izin verirseniz size bir şey sormak istiyorum. Sor dadı. Hanımefendiyi gerçekten gördünüz mü? Bilmiyorum dadı. Gördüğüm o muydu değil miydi gerçekten bilmiyorum. Ama eninde sonunda öğreneceğim. Evet, öğreneceğim. Benimle ne konuşmak istiyorsun? Hiç, sadece konuşmak istedim. Birbirimize daha yakın olmak için. Benim bildiğim kadarıyla dostluklar planlı programlı bir şekilde kurulmaz. Haklısın ama bir yerden başlamakta fayda var değil mi? Bana Sinan'dan bahsetsene biraz. Tanıyorsun zaten, iyi biridir. Belki biraz aceleci. Aa, bütün erkekler gibi ha? Yok, yani o evlenme konusunda biraz acele ediyor. Bir an önce evlenmemizi istiyor. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Babamın rahatsızlığı olmasa bu hafta onunla konuşacağım. Ama bu şartlar altında ona ben evlenmek istiyorum diyemem. Bence de bu doğru bir karar. Bir süre daha beklemelisiniz. Yani en azından babanı iyileşene kadar. Ona neler oluyor anlamıyorum. Bu halüsinasyonların nereden çıktığını da. Kim bilir? Belki de anneni özlemiştir. Bu seni rahatsız etmiyor mu?
Aslına bakarsan etmiyor. Yani neden etsin ki? Sonuçta ölüp gitmiş işte. Onun hakkında böyle değersiz bir böcekmiş gibi konuşamazsın. Öyle demek istememiştim. İyi. Bundan sonra annem hakkında konuşurken biraz daha dikkatli olursan sevinirim. Beni yanlış anladın. Özür dilerim. Bu heriften hiç hoşlanmıyorum. Niye? Kendi halinde yakışıklı bir çocuk. Ama sürekli bizi izliyor. Bizi mi izliyor? Ah benim saf oğlum. Ne demek istiyorsun? O bizi değil, yaz gününü izliyor. Kızı bir an olsun görebilmek için camdan ayrılmadığını anlamıyor musun? Abartıyorsun. O sakat ama bence sen de körsün. Onun yaz gününe aşık olduğunu herhangi biri anlayabilir. Çok saçma. Sadece bir iki defa görüştüler. Kim bilir? Belki de sen İsviçre'de tedavideyken daha sık görüşüyorlardı. Abla, yemin ederim ki bu bardak burada değildi. Saçmalama Cennet. Koskoca bardak kalkıp yürümedi ya buraya kadar. Vallahi abla, yürüdü mü yürümedi mi bilemem ama bu bardak burada değildi. Tamam tamam. Al kaldır şu bardağı hadi. Elimi sürmem vallahi. Cennet. Vallahi billahi elimi sürmem. Çarpılırım bir de. Korkak. Cennet. Buyurun. Su isteyecek. Burada varmış. Çarpılacak vallahi. İnşallah. Funda. Hı? Hah buradasın. Enis Bey'e bir kahve hazırlamıştım. Siz de ister misiniz? Sağ ol. Sana teşekkür borçluyum. Oğluma benden bile daha iyi bakıyorsun. Bu benim için bir zevk. Oğlunuz çok iyi bir insan. Şimdi izninizle. Kahvenizi getirdim. Teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz? Hayır, teşekkür ederim. Bunu neden yapıyorsun? Anlayamadım. Neyi neden yapıyorum? Neden bana bu kadar iyi davranıyorsun? Çünkü siz çok iyi birisiniz ve ben işimi seviyorum. Daha önce de mi yaptın? Neyi? Daha önce de benim gibi sakat bir insana baktın mı? Evet. Pis bir iş olmadı. Hayır. Yardım ettiğiniz insan sevdiğiniz biri ise öyle olmadı. Kürşat abi yok mu? Gelir birazdan. Ne o koçum? Sinir mi yapıyor bir aydır söğüşlenmek? Öyleyse söyle de biz de dikkat edelim. Ulan 100 oyun oynasak 99'unu da tokatlarım ben seni be. Bakma bir defasında şansın tuttu diye. Çene bol da faaliyet yok. Konuşmakla olmaz bu işler. Otur şuraya da görelim endamını. Kalk. Aç bakalım güzel onluya kılıç. Aç bakalım bir maça kızı.
Burada mıydın sevgilim? Ben de sana bakıyordum. Evet. Biraz düşünüyorum. Onu mu bekliyorsun? Bilmiyorum. Bu öyle bir durum ki insan delirecekmiş gibi oluyor. Bu kadar düşünmemelisin belki. Hem ben onu beklemekten daha eğlenceli bir şeyler biliyorum. Merak etme. Bu gece gelmeyecek. Söz. Allah kahretsin. Ne o Mürsel? Canın mı acıdı? Yok mu başka paran? Hile yaptın lan. Allah belamı versin, hile yaptın. Hop hop, delikanlına yakışmaz böyle şeyler. Ver lan paramı geri. Yoksa gebertirim seni. Paramı ver. Kürşat abi. Esasen benim paramı ver. Yoksa ben seni geberteceğim. Paranı hazır abi. İşte o burada. Bak sayıyordum eksiği mi fazlası mı var mı diye. Yalan söylüyor abi. Biraz önce hepsini kaybettim. Öyle mi lan? Yok abi. Bak işte orada. Gel lan buraya. Dur lan. Kaçın lan. Yakalayın şu iti. Şuraya bak. Yararsınız lan siz ha? Kapımda besleyecek başka ip mi yok lan ha? Bir adamı yakalayamadınız lan. Nasıldı dün gece? Rahat uyuyabildin mi? Kısmen. İlaçlar işe yaradı demek. İlaçları almadım. Neden? Bu sorunla tek başıma başa çıkabilirim. İlaçlara ihtiyacım yok. Öyleyse Perihan'ı görmediğini, bunun sadece bir hayal olduğunu kabul ediyorsun. Hayır, onu gördüm. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama onu gördüm. Fuat, sen bir doktorsun. Bunun mümkün olmadığını biliyorsun. Doğru. Ben de bunun nasıl olduğunu öğreneceğim. Ay çok yoruldum. Kemiklerim sızlıyor vallahi. Dün gece atıp tutuyordun ama at olsa da binsek diye. Senin yüzünden. Sen ısrar ettin. Bırak şimdi beni de sen Fuat'ın rahatsızlandığına şükret. Neden? Rahatsızlanmasın, seninkiler evlenmeye niyetlilermiş. Dün gece Yazgül'ünden öğrendim. Demek doğruymuş. Sinan boşuna evlilik lafları etmiyormuş. Anlaşmamızı unutma. Bu evliliğe engel olacaksın. Ben sözümü tutarım, merak etme. Ama önce Yazgül'üyle iyi dost olmam gerek. Neden? Dostlarını arkadan vurmak gibi bir hobin mi var? Uysal Atın tekmesi pek olur demiştin. Hatırlamıyor musun? Bırakıp gittiler beni de burada. Ya gelirse şimdi Perihan Hanım? Mürsel Bey, Selma evde miydi? Geziye çıktılar. Ne oldu size böyle çöp kutusuna düşmüş gibi? Öyle de denebilir. İyi, ben sonra geleyim o zaman. Ah, olur mu hiç? Vallahi beyefendi çok kızar.
Buyurun içeride bekleyin. Hem Berihan Hanım da belki sizi görür alır ha. Berihan Hanım mı? Nasıl olsa birkaç saate gelirler. Buyurun içeride bekleyin. Peki öyle olsun bakalım. Sinan ne oluyor? Sabahtan beri bir karış surat. Yok öyle bir şey. Öyleyse git aynaya bak. Bir sorun varsa ben de ne olduğunu bilmek istiyorum. Tamam, merak ediyorum. Neyi? Ben tedavi olmak için İsviçre'ye gittiğimde burada ne yaptığını. Ne demek bu? Bence yeteri kadar açık. Ben İsviçre'deyken sen burada ne yaptın? Kimlerle görüştün? Nasıl vakit geçirdin? Bir şey mi ima etmek istiyorsun? Hayır, açık açık soruyorum. Ben yokken sen ne yaptın? Her zaman yaptığım şeyleri yaptım. Ne sorduğunu anlıyorum ama bunu neden sorduğunu anlamıyorum. Her zaman yaptığın şeyler arasında zavallı komşularınla vakit geçirmek de var mı? Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Enis denen o herifle aranda bir şey olup olmadığını merak ediyorum, tamam mı? Sinan, sana inanamıyorum. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Olmaz mı yani? Olabilir tabii. Her şey olabilir. Her önüme gelenle düşüp kalkabilirim. Kime merhaba desen sevgilim oluyor, değil mi? Öyleyse neden sabahın körü çıplak ayak adamın peşinden bahçelere fırlıyorsun? Öyleyse neden o embesinin gözleri bütün gün senin üzerinde? Sinan, sana tek bir şey söyleyeceğim. Bana güvenmeyi öğrenene kadar bir daha yanıma yaklaşma. Peşinden koşarım sanıyorsun değil mi? Daha çok beklersin. Ne işim var benim buralarda bilmem ki. Ama bana müsaat. Otur evinde paşa paşa dinlen. Beyefendi, gitmiyor muyuz artık? Acele etme Gülbahar. İnsanları burada mı bırakacağız? Bir daha sizinle buraya gelirsem iki olsun. Ne oldu Selma? Yoruldu herhalde canım. Artık gidebiliriz baba. Başka gelecek yok. Ne oluyor abla? Ne dersin? Vallahi bana bir şey sorma birader. Ben de bilmiyorum. Hadi gidelim. Hadi. Burada yok patron. Kaçtı burada. Karar verdi demek ki itin soyu. Cehennemin dibine kadar gitse bulacaksınız o Mürsel soysuzunu. Bulacaksınız. Buyurun. Sağ ol canım. Mürsel Bey, haddim değil ama neden böyle koktuğunuzu sorabilir miyim acaba? Şeyden. Bir pencerenin önünden geçerken kadının biri çöp kovasını sen üzerime boşalt. Aa! Sonra da bu hale geldik işte. Demek hala böyle insanlar var. İsterseniz size giyecek bir şeyler vereyim. Hem duş da yaparsınız. Eniştenekilerden mi? Evet. Zaten evde size uyacak başka kıyafet yok ki. Tabii, aslında çok iyi olur. O zaman salonu iyice kokutmadan buyurun. Hanımefendi, kahveniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Enis nerede? Odasında dinleniyor. Hiç konuştunuz mu tatil işini? Konuştum. Ama hiç yanaşmadı. Huyunu bilirim ben oğlumun. Bir şey hayır dedi mi bir daha asla evet demez. Peki uygun bir zamanda benim de konuşmama izin verir misiniz? Belki ben ikna edebilirim. Tabii ama fazla umutlanma. Kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Banyo şurası. İçerideki dolaptan da giyecek bir şeyler bulursunuz. Sağ ol. Bir şey değil. İhtiyacınız olursa ben alt kattayım. Vay be. Demek Herifçioğlu bizim hatunu burada ha. Vah lan ne şanslı herifler var şu dünyada. Hoş geldiniz beyefendi. Gel abla. İçeri geçelim. Hoş geldiniz. Ha. Merhaba Cennet. Hoş geldin Gülbahar abla. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldiniz. Hoş gelmedim. Aa ne dedim ki şimdi ben? Aman bu türlerin sağ solu belli olmuyor. Yorma kafanı sen çocuğum. Aa hoş gel. Akşam yemeğine kadar kaldırma beni dadı uyuyacağım. Allah Allah nesi var bu kızın? Bilmiyorum. Hoş geldin. Bir hoş geldin demek yok mu Cennet? Kime hoş geldin dediysem kızdı hanımefendi. Aa kardeşiniz Mürsel Bey geldi. Mürsel mi? Evet, kadının biri küt diye kafasına çöp tenekesini dökmüş. Nerede şimdi? Odanıza çıkardım duş yapması için.
Bu arada siz de hoş geldiniz. Selma. Bir duş yapıp hemen geliyorum hayatım. Selma gelsin öyle konuşalım bu konuyu. O da ister mi bilemiyorum. Mürsel. Canım. Ne işin var senin burada? Ben sana zırt pırt buraya gelme demedim mi? Sana mı soracağım ne zaman gelip gelmeyeceğim? Ne de olsa ben de bu ailenin bir ferdi sayılırım. Nasıl? Yakıştı mı canım eniştemin kıyafetleri? Yazgül'le de söyledim. Bir tatil hem sana hem de bütün aileye iyi gelecektir. Haklı olabilirsin. Uzun zamandır çalışmadım ama evden de ayrılmadım. Hatta siz de gelirsiniz. Ben senin kadar zengin miyim birader? Benim çalışmam gerek. Düşündüğün şeye bak. Aşk olsun. Ben bayağı gecikmişim. Artık kaçayım. Merak ederler. Nasıl istersen. Ama sen bu tatil işini Ayşe ile bir konuş. Zor be birader. Biliyorsun iş güç. Olsun olsun. Sen bir düşün yine. Hadi yolcu edeyim seni. Ne atlar karıştırıyorsun bilmiyorum ama. Hemen buradan çıkıp gidiyorsun. Gidemem kızım. Kürşat be şimdi. Beni bir tek burada bulamaz. Yoksa parayı kumarda mı yedin yine? Ne yapayım şansım yoktu. Ay Mürsel sana inanamıyorum. Yine alır benim sultanım. Enişte bey ne güne duruyor? Ay ben sana derdimi anlatamıyor muyum Mürsel? Böyle davranarak bütün planlarımızı alt üst edeceksin. Boş ver şimdi planları. Gel şöyle bir boyuna posuna bakayım. Bakalım enişte beyin performansı mı daha iyi benim mi? Yapma Mürsel şimdi biri gelecek. Kardeşim değil misin lan? Öperim de koklarım da. Yapma Mürsel. Mürsel. Nazlanma bakayım mı? Ben de bir üstümü değiştirip duş yapayım, yemeğe oturalım canım. Sen de fazla naza çektin kendini ama ha. Sen. Ha Cennet. Ha Fuat. Ne diyorsun? Cennet. Buyurun beyefendi. Arabadan ilacımı al. Sıcak su hazırla. Yemekten önce içmem lazım. Versin de beyefendi. Çabuk gir şuraya çabuk. Ne oldu sevgilim? Bir şey olmadı sadece duş yapmaya geldim. Ama ben daha girmedim ki duşa. Tamam sen duş yaparken ben de biraz dinlenirim. Burada mı? Aşağıda bir içki falan alsaydın. Selma sen iyi misin? İyiyim tabii iyiyim. Hayır ben senin için söyledim. Ben iyiyim sen keyfine bak. Ben bir duş yapıp çıkayım o zaman. Banyoya elbiselerini de mi gireceksin? İçeride çıkarırım ben. Ya bırak sapıttın sen iyice. Ne yapacağız sapıttım. Şimdi onu düşürsen. Harbiden sapıttım. Enişte gelmeseydi ne yapacağımız belliydi. Fuat odada delirdin mi ya? Ya bırak. Delirdim. Var mı delirdim işte. Selma. İyiyim sevgilim yok bir şey. Enişte de pek seviyormuş seni maşallah. Dur nasıl kız. Bunun için mi üzdün o tatlı canını? Değer mi be güzel kızım kendini üzmene? Üzülmedim dadı. Kızdım. Erkeklerin hepsi böyledir. Sevdikleri için kıskanırlar. Böyle saçma bir şey var mı? Bana güvenmiyorsa sevmesin. Zamanla düzelir. Aldırma bu kadar. Aldıracağım. Ben ondan bunun hesabını soracağım. Sakın. Sakın bir delilik yapma. Öğretirim ben ona kıskanmanın ne demek olduğunu. Bak Yazgül'üm. Eğer kötü bir şey yaparsan sana hakkımı helal etmem ona göre. Hadi saçmalama. Yapar mı öyle şey? Ay ne bileyim ben. Öyle bir konuşuyorsun ki. Hadi yüzün gülsün biraz. Merak etme sen beni. O zaman sen de odana kapanıp kalma. Hadi bakalım kalk. Beraber aşağı inelim hadi. Dadı. Bak çiçeklerini sulamadın iki gündür. Boyunları bükük kaldı. Hadi bakalım. Hadi kalk 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 kalk. Kalk bebeğim. Oo kıyamam ben sana. Ya yapma. Seni buradan çıkarmamız gerek. Bak kızım buradan çıkabilsem de gidemem. Saklanmam gerek. Anlayacağın birkaç gün daha buradayım. Ne? İmkanı yok olmaz. Herifler her yerde beni arıyordur kızım. Beni bulacaklar en son yerde burası. Ben ne diyeceğim peki Fuat'a? Kardeşimi mafya arıyor. O yüzden burada saklanacak mı diyeceğim ha? Artık para bulur beni tatile mi gönderirsin? Burada mı saklarsın? O senin bileceğin iş. Aslında bu tatil işi fena fikir değil. Yazgül öyle bir şeyler diyordu. Şık olur. Yabancı fıstıklar falan. Bana bak gebertirim seni ha. Şaka koşum şaka. Benim gözüm senden başkasını görür mü ha? Mürsel yapma. Seni çıkarmamız gerekiyor buradan. Buldum. Pencereden çıkarsın. Ne diyorsun kızım sen? Hande Ataizi miyim ben? Ah,
Ana! Merhaba. Yazgül'e nasılsın? Şey, Selma canlı mı? Evet, içeride olması gerekiyor. İyi. Aa, siz burada değil miydiniz? Yok canım, benzettin herhalde birine. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? Gördüğün gibi işte. Merhaba, ben Funda. Sanırım tanışmıştık. Ha, evet, geçen hafta birbirimizi görmüştük ama pek tanışıklık sayılmaz herhalde. Ben de Yazgül'ü. Enis Bey'in yeni yardımcısıyım. Biz de biraz önce sizden ve ailenizden bahsediyorduk. Bizden mi? Evet, biliyorsunuz Enis Bey'in bir tatil köyü var. Dayısı işletiyor. Ve biz de birkaç günlüğüne oraya gideceğiz. Acaba siz ve aileniz de bize katılır mı diye düşünmüştük. Hiç böyle ani bir teklif almamıştım. Şaşırdım bir an. Doğrusunu istersen ben senden daha çok şaşırdım. İnsanlar açık olmalı değil mi? İmalarda bulunmakla bir yere varamayız. Böyle bir teklifi babamın kabul edeceğini pek sanmıyorum ama... yine de soracağım. Harika. Öyleyse görüşürüz. Hoşça kal. Sen ne yapıyorsun? Sizin de sormak istediğiniz bu değil miydi? En azından şimdi içiniz içinizi yemeyecek. Sana gerçekten inanamıyorum. Biliyor musun Müsel, üzerindeki tişörtün aynından bende de var. Öyle mi? Zevklerimiz ortak demek ki enişte. Şu tuzluğu uzatır mısın hayatım? İşlerin nasıl gidiyor bu aralar? Epeydir yoktun ortalarda. İşlerim mi? İşlerim yoğun. Yurt dışına falan çıkmam gerekiyor. Oo, bayağı kapsamlı bir işiniz olmalı. Ne üzerineydi? İthalat, ihracat. İnsan soluk almaya vakit bulamıyor. Ne tatil ne de başka bir şey. Ah, tatil deyince... Sen bir ara tatile falan çıkalım diyordun Yazgül'ü. Düşündüm de bu aralar gitsek hiç fena olmaz. Aslında ben de bunu konuşacaktım. Hayrola? Yan komşumuz Kezban Hanımlar bizi tatil köyüne davet etti. Ne demek canım? Olmaz öyle bir şey. Bütün bir aile. Ayıp denen bir şey var. Aman düşündüğün şeye bak enişte. Bastırırız paramızı öyle kalırız. Ya hem insanların davetini de kabul etmiş oluruz. Gidecek başka yer yok sanki. Niye? Bence Akçay çok güzel bir yer. Bir de oğulları var değil mi onların? Onunla da arkadaş olursunuz. En besinin biri. Bence de çok tatlı biri. Bırakın şimdi Kezban'ın oğlunu. Tatile çıkalım diye konuşuyorduk. Nerelere geldiniz? Bence hemen yarın öbür gün gidelim. Hepimiz ne kadar eğleniriz düşünsenize. Madem bütün aile istiyor, o zaman neden olmasın? Aha, yaşasın. Akçay'a gidiyoruz. Aslan babam benim. İyi. Size iyi tatiller o zaman. Ne oldu şimdi bu çocuğa? Aman bilmiyor musun? Yeğenin nanemolladır biraz. Anne! Anne! Funda! Telefonu getirin bana. Oğlum ne var? Neler oluyor? Geliyorlar anne. Bizimle tatil köyüne geliyorlar. Alo, dayı. Daha sağ ol, ben de iyiyim. Dinle beni. Bizi en güzel odalarımızdan 7-8 tane ayır. Birkaç güne kalmaz oradayız. Tabii tabii, hepimiz geliyoruz. Bunu ona nasıl kabul ettirdin? Neyse, onları gelince şey konuşuruz. Boş ver şimdi kimlerle geldiğimizi. Hepsini gelince anlatırım. Tamam tamam, annemin de selamı var. Hoşça kal. Sana çok teşekkür ederim Funda. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Oğlumun yüzünü gülerken bir kere daha gösterdi. Gece gece ütü yapılır mı? Perihan Hanım çıksın da gör gününü. Hey! Ay, bu ne böyle be? Hmm,
Cennet! Vallahi billahi ben bir şey karıştırmadım hanımefendi. Bunların hepsi çekmecede duruyordu. Senin ne işin var peki burada? Benim? Ütülediğim çamaşırları yerleştirmeye gelmiştim. Bana bak. Bunları gördüğünden kimseye söz etme. Selma! Selma, bu elbise.